Teşekkürler hocam. Benzer bir konuyla ilgili sormak istiyorum. Şu an biliyorsunuz 1-2 sene önce baya bir yangın vardı ve Türkiye'de ciğerlerimiz yanıyor deniyordu. Şu an Evet. popülaritesi kalktığı için fazla konuşulmuyor ama yaz geldiği zaman tekrar yaşayabiliriz bunları. Yangın uçağı Aynısı. konusunda yangın uçağı alınması gerekiyor mu yoksa yetkililerin söylediği gibi yangın uçağına çok fazla gerek yok, biz helikopter kullanıyoruz diyorlar. Siz bu yangın tehdidi ile ilgili ne önlemler almayı düşünüyorsunuz? Öncelikle küresel ısınmadan dolayı önümüzdeki 10 yıllarda bütün dünyada ve Türkiye'de ne yazık ki yangınlar artacak. Orman yangınları da artacak. Ve artık bu yeni dönemin şartlarına göre orman yangınlarıyla mücadele edecek bir çalışmanın başlatılması gerekiyor. Ve bugün hükümetin gündeminde böyle bir çalışmanın olmadığını görüyoruz. Mesele yangın uçaklarının da çözebileceğinin çok ötesinde Efe Bey, ne yazık ki. Çünkü geçen yaz gördük, Latin Amerika'dan başlayıp Kuzey Amerika, oradan Ukrayna üzerinden Rusya, aşağıda İspanya, İtalya ve Türkiye alanında, yani Akdeniz bölgesinde olağanüstü geniş yangınlarla karşılaşıldı ve bundan sonraki senelerde de bu olmaya devam edecek. Onun için meseleyi sadece yangın uçakları veya helikopterleri çerçevesinde görmeyip bu küresel ısınmayla mücadele kapsamında yeni bir açılım gerektiriyor. Bu konuda daha önce yapmış olduğumuz, yıllardan beri yapmış olduğumuz çalışmalar, araştırmalar var. 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü kapsamında yapmıştık bunları. Ve hem İç Anadolu'daki kuraklıkla mücadele, hem de orman yangınlarıyla daha etkili mücadele için mesela Toros dağları sistematiğinde göletler oluşturulması, aynı zamanda deniz suyunun arıtılarak özellikle sahil kesiminde orman yangınlarıyla daha etkili mücadele için önceden hazırlanacak tesislerin oluşturulması, daha geniş orman yangınlarıyla mücadele edecek kadroların oluşturulması, görevlerinin bilincinde olan, daha geniş ve daha etkili bir orman yangın gözleme sisteminin oluşturulması, mevcudun yani bugün olduğundan çok daha güçlü hale getirilmesi gerektiği inancındayız. Ve bunun için de biz kendi planlamalarımızı yaptık. Yangın uçakları bu geniş projenin ancak bir parçası olabilir. Biz meseleyi sadece günübirlik değil, gelecek 30 senede dünyanın ve Türkiye'nin içinden geçeceği süreci göz önüne alarak hep planlıyoruz. Bakın, Ganj Nehri'nin sularının Himalayaların erimesi neticesinde kuruyabileceğinden ve yüz milyonların harekete geçirebileceğinden bahsediliyor. Bugün yaşadığımız küresel göçle ilgili Türkçe literatürdeki ilk tespit, askeri tespit daha doğrusu, Harp Akademilerinin dergisinde 2011 başında yapılmıştı ve küresel ısınmanın Türkiye'ye de yönelik yeni büyük göçler tetikleyeceği söylemişti. 2011'den itibaren Suriye İç Savaşı'ndan dolayı göçler başladı ama 2018'den itibaren de bir bölümü Siyah Afrika'dan, bir bölümü Pakistan'dan olmak üzere yeni göç dalgaları ülkemize yönelik gelmeye başladı. Demek ki Türkiye'yi yönetmek istiyorsanız, bu halka karşı görevinizi yerinize yapmak istiyorsanız, alacağınız ihaleler, zengin edeceğiniz yandaşlar ve çocuğunuza bırakacağınız miras üzerinden, para şeklinde miras olarak üzerinden düşünmeyeceksiniz ve bu halka nasıl hizmet ederim, bu halkın nasıl barış, huzur içerisinde bu tehlikeli süreçte yaşamasına katkıda bulunabilirim şeklinde düşünüp çalışırsanız o zaman yapabileceğimiz çok şey.